devam edeceğiz. Baştan hani söylediğim gibi Hüsnü Mahalli'nin bugün köşesinde de yazdığı bir konu var. Sedat Peker olayı. Birleşik Arap Emirlikleri Peker'i neden engellemiyor? Hani daha öncesinde engellendi, durduruldu, daha doğrusu video çekmesi engellendi. Sonra tweetler başladı. Tweetler konusunda neden engellemiyor? Neden acaba diyor. Erdoğan verdiği sözleri tutmadı mı? Yoksa başka tavizler mi bekleniyor? Diyor. Ne, ne bekleniyor Hüsnü Ali? Ya şimdi bu tür olaylar, işte Zarrab demin anlattık, Sezgin Baran'ı anlattık. Böyle hani dar bir çerçevede küçük böyle iş hesaplar gibi algılanmaması gerekiyor. Çok daha büyük bir fotoğrafın büyüğüne büyüğüne çok büyüğüne bakmak gerekiyor. Daha doğrusu benim kötü bir huyum var. Ben hep böyle yapıyorum. Çünkü Orta Doğu'da yaşıyoruz. Orta Doğu'da da kimin Doğal evet. olarak yani örneğin e, Sedat e, Peker neden Dubai'ye gitti? Yani neden başka bir yere gitmedi? Gidebileceği birçok yer var. He çünkü Dubai, Ortadoğu'da Dubai'nin başkanlığı da alışverişi yönetimi en karanlık yönetimlerden birisidir. Yani Suudi Arabistan'la birlikte Taliban'ı kuran Osama Bin Laden'i kuran ve finanse eden ve destekleyen ve 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 bir sürü hikaye. Ve Süleyman Soylu'nun Soylu da deyimiyle 15 e, Temmuz darbe girişiminde finanse eden birisi, şerefsiz birisi Yeni Şafak'ın söylemiyle söyleyelim. O Şimdi böyle baktığında fotoğrafın büyüğü, büyüğü daha net görülür. Öbür türlü anlaşılmaz. Şimdi demin sen de söylediğin gibi yani geçen sene bugünler video yayınlıyordu biliyorsun Peker 15 milyon insan oturup sabahtan kalkıp bunu bekliyordu. Vallahi Şimdi, herkes bekliyordu sonra, bunu evet. Aynen. Sonra ne oldu peki? Bir baktık Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hevesle bir hevesle bu şerefsiz tırnak için bizim lafımız değil Yeni Şafak'ın lafı. 15 Temm Temmuz darbesini finanse eden bizim lafımız değil Süleyman Soylu'nun lafı. Erdoğan'ın ya bununla ilişkilerimizi kesmemiz lazım çünkü İsrail İsrail'le işbirliği yapıyor. Dedi bu adamla ilgili. Desktop bir 12 baktık, diye bir Biz fotoğraf. Evet bir baktık biz bununla işte barışmaya çalışıyoruz. Ama ne numaralar yaptık barışmak için detayına girmeyeceğim. Sonra işte o, o geldi buraya. Sonra Erdoğan 24 Kasım'da o geldi. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde Erdoğan atladı gitti Abu Dhabi'ye. O arada işte Sedat Peker kayboldu ortadan ne tweet atmasına ne video e, yüklemesine izin verilmedi. Şimdi orada nasıl bir pazarlık yaptı, nasıl yapılmadı oralara girmeyeceğim. Çünkü o iş artık biraz büyük bir işlem. Evet. Ama birdenbire bir baktık Sedat Peker iki haftadır tweet atıyor. Şimdi tweet atmakla video kaydetmek arasında çok fazla bir bilgi yok. Ve üstelik dedik iki tane hedef seçti. Birincisinde işte o bilmem kim, ikincisinde de bilmem kim. Şimdi İkisi de Erdoğan'a dolaylı mesaj veriliyor. Dolaylı mesaj veriliyor. Şimdi Sedat Peker'in işte demin de konuştuk ya o videoları, görselleri paylaştınız ekranda. Zaten oradan her şey anlaşılıyor. Şimdi dolayısıyla Sedat Peker doğal olarak mantık olarak basit bir vatandaş olarak söylüyorum bu ülkede her şeyi bilen bir, bir kişidir. Yani iktidarla ilgili söylüyorum. Bu iktidarın her şeyini, her şeyini Bilen bir kişidir. Şimdi herkes her şeyini bilen bir kişinin e, Dubai'de ya da Abu Dhabi'de e, Abu Dhabi yönetiminin onayıyla orada kalması, bir, iki videoları durdur durdurması, iki hadi tweet at tweet atmasına izin verilmesi ne baktığında büyük fotoğraf içinde baktığında e, o zaman aynen o benim köşe yazımda da söylediğim gibi ya adamlar Erdoğan'dan yeni tavizler istiyorlar ya da başka bir pazarlık peşindeler. Şimdi nedir peki? İşte sen de söyledin. Ne olabilir? 15 Temmuz'da Evet. E, evet 15 Temmuz'da Başkan Biden Cidde'ye gidiyor. Önce İsrail'e gidiyor. Sonra Cidde'ye gidiyor. Cidde'de Körfez ülkelerinin kral sultan Şeyh emirleriyle önce bir toplanacak. Sonra da Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan şey Irak liderleriyle de 9 tane liderle bir araya gelecek. Amerika yeni bir tezgah peşinde. Yani bildiğimiz o Büyük orta Doğu projesinin devamı, ikinci formatı. Birinci formatı çünkü Arap Baharı. ikinci formatı şimdi 15 Temmuz'da çizilecek çerçevesi diyelim hadi buna. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ı bu e, kabın içine yerleştirmeye çalışıyorlar. Erdoğan hevesli. Peki yani Arap eskiden medyası, bana eş söylüyor. başkandı. Burada yeni bir görev e, ne olabilir? Yok eş başkanlık yok artık. Yani ona eş başkanlık verilmez. Eş başkanlık verilseydi zaten kendisi gidip de Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır lideriyle, Suudi Arabistan işte Kaşıkçı'nın katiliyle gidip de aman gel barışalım demezdi. Yani eş başkan tepede bir adamsın çünkü sen o zaman. Kim, senin eşin kim? Amerika. Yani Amerika ile eş başkansan sen onlara talimat vermen lazım. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Mısır'a hatta İsrail'e. Demek ki değil. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın gidip de en son e, Finlandiya ve e, İsveç'e de, de hadi betonu da kullanmayayım girin e, demesi bunu gösteriyor zaten. Ama bununla da yetinmiyorlar anladığım kadarıyla. Daha fazla, daha fazla, daha fazla istiyorlar anladığım kadarıyla. Neden bunu istiyorlar? Çünkü ellerinde önemli kozlar var. Yani ellerinde Sedat Peker var. Her şeyi bilen. demen anlattım. Ellerinde FETÖ var. Ya biz zaten neyi konuşuyoruz? FETÖ Amerika'da değil mi ya? Evet. Evet. Petro Amerika'da değil mi abi ya 99'dan bu yana? Hayır, zaten bu Zavram NATO Amerika'da meselesinde değildi. de bütün devletin sırlarını. <laughs> evet. Hayır yalnız hayır, mesele o değil zaten. Yani bütün hikaye buradaki elçilikler, istihbarat örgütleri geçen de birisinde bir bir, bir gazeterin üç 4-5 gün önceydi. İşte e, yabancı kökenli Suriyelilerle ilgili 80-90 tane sivil toplum örgütü kurulmuş vardı geçen de bir gazetede. Yani ülkelerin yani işte 30 tane Amerikan sivil toplum örgütü, işte 30-40 tane bilmem ne Avusturya, Kanada falan. Ya düşünsene Suriyelilerle ilgili geliyorlar Türkiye'de yani Antep'te, Kilis'te, Maraş'ta sivil toplum örgütü ne demek sivil örgütü? Bunlar işte örgütleri. Bu kadar net. Ne ilgisi var ya? Yani bir Amerikan yardım kuruluşunun gelip de Suriyelilerle ilgili olarak? kiliste bilmem ne yapması. Karanlık işler bunlar hepsi. Doğru. Hmm. Şimdi dolayısıyla senin işin kötü olduğu zaman yani karşı taraf bunu biliyor. Senin içerideki durumunu biliyor. Nasıl zor durumda olduğunu biliyor. Memleketin ne halde olduğunu biliyor. Senden benden çok daha fazlasını biliyorlar. Onun için seni sıkıştıracaklar. Sonuna kadar sıkıştıracaklar. Yani bu iktidarı sonuna kadar sıkıştıracaklar. Şimdi dışarıda bu kadar sıkışık bir iktidar. Dışarıda dikkat et bu kadar sıkışık ama ona rağmen gidip de abi Allah için gelin barışalım demesi komik. Allah için evet. gelin barışalım demesi komik. Bak neden komik? Şimdi Türkiye'nin bölgede en büyük stratejik müttefiği kimdi? Katar. 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 Katar emiri. Şimdi Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahri, Haziran 2017'de bu ülkeler Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiler. Erdoğan Katar emiri Erdoğan'dan yardım istedi. Abi bana yardım et. Bunlar beni işgal edecek dedi. Ve onun üzerine Erdoğan Askeri ordusunu oldu. gönderdi Katar'a. Tamam mı? Tamam buraya kadar normal. Peki şimdi Katar, Suudi arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dost oldular. Müttefik oldular. E peki Erdoğan'ın ordusu orada. Ne geziyor o zaman Katar'da? Katar emiri geçen hafta Mısır'daydı. Türkiye'nin en büyük düşmanı Sisi'yle Allah'a evet. sarmaş dolaş, öpüşmeler, koklaşmalar. İşte ben hep söylüyorum ya son kitabında da büyük tiyatro diye. Tiyatro. Bunlar hepsi tiyatro. Gerçekten tiyatro bir, yani bunlar bir, büyük bir tiyatro. Evet. Bir ara verelim. Sok, seninle devam edeceğiz. Sedef'e şunu sormak istiyorum. İşte